İnsan odur ki bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yerler eser. Ecdat böyle söylemiş. Sağ olsun Evren Bey'le biz yıllarca bakanlıkta beraber çalıştık. Daha sonra burada Aksaray'ımıza hizmet ediyor. Allah razı olsun güzel işler yapıyor. Gerek daha önceki genel başkan yardımcılığım sırasında, gerekse şimdiki bakanlık döneminde Evren Bey'den gelen bütün isteklere eyvallah diyoruz. Çünkü inanıyorum ki burada güzel işler yapacak. Şimdi bugün de burada temelini atacağımız iş gerçekten kolay bir iş değil. 576 bağımsız birim diye hatırlıyorum. Hem iş yerleri, hem konutlar, hem ofisler olarak. Devasa bir iş. TOKİ'miz ihale yapmış. Gelecek sene ortalarında bitmesi öngörülüyor. Tahmin ediyorum ki 2 milyar liraya yakın bir bedeli herhalde bizler bakanlıktan ödeyeceğiz. İnşallah müteahhitimiz de söz verdiği süre içerisinde çok kısa bir zamanda bu inşaatlarımızı bitirir. Bittiği zaman da Aksaray'ın çehresi biraz daha değişmiş olur. Güzel bir örneklik teşkil eder. Sonra da yavaş yavaş etrafa doğru yaygınlaşarak her tarafta bu güzel işleri yapılır. Değerli kardeşlerim, ben de Kayseriliyim. Aksaraylı sayılırız. Hiç fark etmez, aynı topraklar. Buralar bizim milli ve manevi değerlerimizin yaşadığı, insanlarımızın o güzel duyguları ve hasletleri içinde barındırdığı, her türlü güzelliğe layık olarak hizmet edilmesi gereken yerler diye düşünüyorum. Zamanında Haçlılara karşı mücadele eden o Hasan Bey için, Somuncu Baba için ve Sülaha Şehri olarak isim yapmış buradaki yaşayanlar için ne yapsak azdır. Allah razı olsun, sizler de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımıza çok yüksek oranda bir oy verdiniz. Desteklediniz. Ellerinize sağlık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bizler de bu hizmetlerle size karşı olan borcumuzu ödemiş olacağız diye düşünüyorum. Gelmişken bu vesileyle bir iki konuyu da altını çizerek çok zamanınızı almadan huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Birincisi, burada bir kentsel dönüşüm yapıyoruz. Bu bir ihtiyaçtır. Bu bir yenilemedir. Eyvallah. Ama şunu bilelim ki Türkiye bir deprem ülkesidir. Bilim adamları diyorlar ki Himalayalardan başlayarak ta Alplere doğru uzanan çizgi üzerinde 5 tane riskli ülke var. Birisi de Türkiye. 5 riskli ülkeden birisi Türkiye. Dünyada 10 tane çok riskli büyük devasa metropol şehir var. Birisi İstanbul diyorlar. Gerçekten de tarihe baktığımızda 1900'lü yıllardan itibaren gerek denizlerimizde gerekse karalarımızda meydana gelen 6 ve üzerinde şiddette yıkıcı deprem diye tarif ettiğimiz o depremlerin sayısı tam 231. Dile kolay arkadaşlar. 231. Anakaramızda meydana gelen deprem sayısı 60'tan fazla. Ölen insanlarımızın sayısı 130 bin. Zararımız milyarlarca dolar. Niye böyle? Çok rastgele binalar yaptığımız için. Bir şey olmaz ya, sen devam et dediğimiz için. Ne olacak, bir kat daha atsan ne olur ki dediğimiz için. Veyahut da bazılarının gözünü hırs sarıp demirinden, çimentosundan çaldığı için. Değerli arkadaşlar, elbette bizler mümin insanlarız. Allah'a güveniriz. İnanırız. Onun koruduğuna zaten kimse bir şey yapamaz. Ama gerçekliği de bilerek hareket etmemiz lazım. Sabah bir toplantı vardı, orada söyledim aklıma düştüğü için. Burada da tekrar etmek istiyorum. Osmanlı'nın sadrazamlarından birisi Kırım'a acilen gitmesi icap ediyormuş. Sarayburnu'na inmiş. Oradaki bir kayıkçı diyormuş ki efendim gelin beklemeyin siz büyük gemiyi. Ben sizi bu sandalla götürürüm. Oğlum haklısın da senin kandalın küçük. Olsun efendim, Allah büyük. Evladım haklısın da Karadeniz'in dalgaları azgın. Efendim ben kayıma sen bakma, Allah büyük. Evladım amenna, Allah büyük ama kayık da küçücük demiş. Bunu bilerek hareket etmek durumundayız. Bir taraftan binalarımızı yenilemeliyiz. Bir taraftan da depreme hazırlıklı hale getirmeliyiz.
6 Şubat'ta bir olay yaşadık. Herkes sabah müthiş bir acıyla uyandı. Evet, 14 tane orada, pardon, 18 tane ilimiz etkilendi. 14 milyon insan bundan zarar gördü. Yıkılan gerek konut, gerekse iş yeri olarak sayı 850 bin. Dilek olay arkadaşlar. Kaç tane Aksaray'da bilmiyorum ki. 7-8 tane Aksaray büyüklüğünde ne var ne yok hepsini toplayın, o kadar binalar yıkıldı kabul edin. Herhalde bizim Anadolu'da yaşadığımız bu 1000 yıllık kurduğumuz medeniyette başımıza gelen en büyük felaket buydu arkadaşlar. Bundan daha büyük bir felaketle karşılaşmamıştık. Ve biz bu felaketin altından kalkabilmek amacıyla emin olun gece gündüz uğraşıyoruz. O gece sabahına doğru saat 4.17'de 18'de Sayın Cumhurbaşkanımıza haber verilir. Telefonun başına geçer, bütün valileri arar. Olayın vahametini görünce bütün bakan arkadaşlarımızı bölgeye görevlendirir. Her bir ilimizde mutlaka 1, 2, 3 bakan arkadaşımız vardı. Valilerimiz vardı, kaymakamlarımız vardı, AFAD görevlileri vardı. Naizane ben de o dönemde genel başkan yardımcısıyım, belediyelerden sorumluyum. 1390 belediye var Türkiye'de. 810 tanesi AK Partili. 235 Milliyetçi Hareket Partili belediyemiz var. Ben bu tarafta Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımız öbür tarafta 1035 belediyeyi görevlendirdik. Gidin çalışın dedik.